mimarlık tarafsız bir şey de olabilir, onu hayat doldurur. Ne olmalı? Sağlam olmalı, depreme dayanıklı olmalı, bugün hala sorunumuz. Güzel olmalı, latif olmalı ve kullanışlı olmalı. Daha iyiye ve güzele bir ilgi var. Ama buradaki ilgiyi mış gibi olandan değil de gerçekten yana kullanmak lazım. İyi binalar, iyi mekanlar, iyi binalarla, iyi tasarımlarla çevrilmiş iyi kentsel alanlar, meydanlar, parklar, bunlar hepsi bizim hayatımızda farkında olalım ya da olmayalım önemli değişiklik yaratan durumlar. Çok güzel modern binalar vardır, çok kötü modern binalar vardır. Bizdeki çarpık kentleşme modernizmin karşılığı değildir. Bugün ne yaptınız? Hangi binalara girip çıktınız? Hangi sokaklarda yürüdünüz? Alışverişi nerede yaptınız? Peki, büroda nasıl bir koltukta oturdunuz? Çocuğunuz bugünü nasıl bir sınıfta geçirdi? Peki dün, önceki gün, geçtiğimiz yıl yaşadıklarımız, hayatımızın geçtiği bu mekanlardan ne kaldı aklımızda? Bizi mutlu ettiler mi? İnsanlar bir ev almak istedikleri zaman ya da içinde oturdukları evde yaşadıkları zaman pencerenin hemen dışında 2 metre mesafede bir başka pencereden bir başkasının hayatını görmek konusunda ne hissettiklerini her zaman düşünmezler bir ev almak istediklerinde. Ya da mesela çocuklarını bütün hayat boyu çalışırlar ve bir okula yazdırmak isterler ama o çocuğun teneffüslerde çıkıp da oyun oynayacağı avlunun asfalt kaplı bir yer mi yoksa ağaçlar arasında bir yer mi olduğunu ya da sınıfına gitmek için 4 kat masa bak koşuşturup koşuşturmaması gerektiğini düşünmezler. Ya da içinde yaşadıkları günün 8 saatini geçirdikleri çalışma mekanlarında Işığın bütün gün odanın içine gelip gelmediğinin farkında mıdırlar, değiller midirler? Halbuki içeri girse o ışık onların bütün o çalışma hayatını nasıl etkiler? İşte bunların her biri aslında mimarlığın insanların hayatına sağladığı şeyler, sağlayabileceği şeyler ve olmadığı zaman da aslında insanları mutsuz eden durumlar. Ve bu nedenle mimarlığın insanları mutlu edebilmesi için farkında olmamız gerekiyor. Elbette mekanların huzur vermesi önemli. Girip çıktığımız yapıları, birkaç saatimizin ya da tüm ömrümüzün geçtiği mekanları düşünelim. Ahşap pencerelerinden tüm boğazın seyredildiği eski vapur iskelesi içimizi mutlulukla doldurabilir. Metro istasyonunun uğultulu dehlizlerindense bir an önce kendimizi dışarı atmak isteriz. İş yerindeki kötü aydınlatmadan ya da klimadan rahatsız oluruz. Buna karşın hafta sonu gittiğimiz lokantanın dinlendirici ışığını ve uyumlu mobilyalarını hatırlayalım. Ya da hiç de büyük olmayan ama bizi dostça saran, kendimizi güvende hissettiğimiz bu evi. Ya da huzur veren bir okulu. Girişine, duvarlarına, pencerelerine bakıp merakla seyrettiğimiz, nedenini tam bilmesek de içimizi sevgiyle ısıtan binaları hatırlayalım. Çağın 20. yüzyılın çok büyük bir mimarı örneğin Louis Kahn hoş ve şiirsel bir benzetme yapar. İki bina türünden ayrı ayrı yerlerde söz ederek bir istasyon binasının, gar binasının tren olmak istediğini söyler. Ya da bir konser salonu bir Stradivarius'tur der. Yani bir tanesi iyi ses vermelidir. Öteki de uzamalıdır. Bu davranışsal bir şey. Salt böyle basit, mekanik bir işlevsellik değil. Binanın böyle bir canlı yanı var. En azından insan öyle hissedebiliyor. Sağlam yapılmış olması ve kullanışlılığı bir yana, mimarlığı ayırt eden şey sanatta gizli. Efsanevi mimar Le Corbusier öyle güzel açıklar ki bu durumu. Taşı, ahşabı ve betonu kullanırsınız ve bu malzemelerle evler, saraylar yaparsınız. Bu inşaattır.
zeka ve ustalık iş başındadır. Ama eğer yaptığınız bina birden kalbime dokunuverirse, çok mutlu olur ve ne güzel dersem, işte bu mimarlıktır. Artık devreye sanat girmiştir. Mekanlar, yaşadığımız yerler hayatımız üzerinde çok etkili. Mesela ben şimdi burada güler yüzle konuşuyorum. Biraz güneş yüzüme vurduğu için, biraz da bu mekanı çok çok sevdiğim için. Güzel de bir noktada duruyorum. Arkamda iki farklı dönemde yapılmış bina birbiriyle karşılaşıyor, bir arayüz oluşturuyor ama birbiriyle didişmiyor, kavga etmiyor. Rastlaşıyor, birbiriyle selamlaşıyor. Tam bu noktada olmaktan sevinçliyim ben de. Burası ayağınıza rahat gelen bir pabuç gibi. Varlığını hissetmiyorsunuz, size mutluluk veriyor. Tıpkı ayağınızı ancak sıktığı zaman bir pabucun varlığına varmak gibi. Kötü mekanlar sıkıntı yaratır, sizi saldırgan, huysuz yapar. Ama bunun mekandan geldiğini bilmezsiniz. Ayakkabı ayağınızı vurduğu zaman rahatsız olan bir kişi gibi. Burada hiçbir dönemde öyle bir gerginlik yaşamadık, ne öğrencilerle ne öğretmenlerle. Bir sorun olduğu zaman tartışılarak çözülebilecek bir yer. Sanıyorum binaların da birbiriyle kavga etmeden, itişip kakışmadan anlaşmalarının bunda faydası var, etkisi var. Mimarlık dediğimiz şey giysi gibi, günlük kullanım araçlarımız gibi hayatımızın son derece ayrılmaz, olmazsa olmaz bir uzantısı. Bizi bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz zamanda, yaptığımız işle, hayatımızın o andaki gerçekliğiyle uyumlu bir şekilde mümkün olabildiği kadar bizi mutlu ederek bir araya getirmeye yarayan bir ortamdan söz ediyoruz. Kentsel ölçekten masanın bacağına kadar bahsediyorum aslında. Hepsini bir görüyorum. Çünkü kentler aslında bütün yaşamı belirleyen şeyler. Onun içinde yaşıyoruz. Bütün gün o kaldırım taşlarına küfrediyoruz, onlardan mutsuz oluyoruz ya da çok yani yaşlı bir kadının o yüksek kaldırımla cebelleşmesi aslında benim günümü belirliyor. Ama medeni bir şekilde o yaşlı ya da engelli insanlar ya da çok hoş bir kadının çivi topuklu ayakkabılarıyla sokakta yürümesi beni ilgilendiriyor. Çünkü tercihlere saygı duyuyorum. Herkese saygı, renge saygı duyuyorum. Farklılığa saygı duyuyorum. O yüzden de bu yapılardaki, geçmişteki var olanı korumak benim için büyük bir fark. Kullanışlılık, sağlamlık, güzellik. Mimarinin bu üç olmazsa olmaz koşulunu daha M.Ö. 1. yüzyılda bir Romalı, Mimar Vitruvius Pollio tanımladı. Utilitas, fermitas, denustas diyordu kendi dilinde. Bu üç koşul, geçen 21 yüzyıl boyunca güncelliklerini yitirmedi. Bu temel var olma koşulları Kır Kulübesi içinde, Guggenheim Müzesi içinde geçerli. Ülkemizden birbirinden çok farklı bir iki örnek verebilirim. Bu temel kriterleri, işte Vitruvius'un bilinen üçlü doğru bina tanımını karşılayan, örneğin İstanbul'da Hilton Oteli, çok iyi, eskimeyen, güncelliğini koruyan,
iyi kullanılan, gözü okşayan kanımca ve iyi inşa edilmişlik ifadesini de görünümüyle dahi taşıyan çok doğru bir yapıdır. Ya da o binanın da mimarları arasında bulunan Türk mimar olarak Sedat Hakkı Eldem'in artık neredeyse klasikleşmiş bir yalısı, bir evi. Aynı değerleri paylaşan bir yapıdır. Bu birbirinden farklı yapılardan söz ediyoruz. Ya da bir başka çağdaş Türk mimarının, Turgut Cansever'in Ankara'daki Türk Tarih Kurumu binası. Bunlardan çok farklı bazı değerler içeren simgesel, biçimsel, kültürel ama yine de duruşuyla, kullanım değerleriyle, iç mekanının ışığı ve verdiği lezzetle, ağırbaşlılığıyla, birçok şeyiyle bu ortak değerleri farklı farklı yaşayan günümüzden örnekler. Binaların güzel, sağlam ve kullanışlı olmasının şart olduğunu söyleyen Romalı Vitruvius'tan 2000 yıl sonra, 20. yüzyılın başlarında modern mimarinin en önemli ve popüler ismi Le Corbusier, kendi deyimiyle insanların evini yeniden dönüştürdü. Le Corbusier, evleri makine estetiğinden esinlenmiş konut blokları olarak tasarladı. Le Corbusier bunlara yaşama makinesi adını verdi. Bu mimarlık anlayışı bir dönüm noktasıydı. Fakat bu yaşama makinesi zamanla ucuz bir konfeksiyona dönüştü. Toplu konutlar, yan yana, dip dibe yapılan yapışık binalar. Güzel bir düşü kolaya kaçarak çoğaltmanın güzeli yaratmayacağı hala pek öğrenilemedi. Bunca deneyime rağmen uygulamaları çoğalarak sürüyor. Kentlerimizde görmeye alıştığımız ve aslında çoğundan pek de hoşlanmadığımız adına modern denilen apartmanlar, aslında modernizmin bizler için önerdiği şeyler olmaktan çok uzak tabii. Bunlar son derece özensiz, rastgele yapılmış birçok yapı stoğu. Ama 1930'larda çok önemli bir Fransız mimar Le Corbusier, çok büyük insan gruplarının yaşaması için çok özel binalar tasarladı. Apartmanlar tasarladı. Daha önce de vardı apartmanlar ama Le Corbusier'in tasarladıkları çok sayıda çalışan insanın bir arada yaşayabileceği, rahatça hayat geçirebileceği farklı bir yaşam modeli öngören apartmanlardı. Bunlardan bir tanesi Fransa'daki Marsilya Bloğu'dur. Çok önemli bir binadır. Bir diğeri de Berlin'dedir yine. Bu da Marsilya Bloğu'na çok benzeyen bir apartman bloğudur. Fakat işte buradan başlayıp ne yazık ki kötü versiyonlarla, kötü çeşitlemelerle bizim bugünkü kentlerimizi donatan bu binalar, bizim olmasını arzu ettiğimizden çok farklı binalar aslında. Marsilya Bloğu daha sonra bizim ülkemizde de örnekleri olan birçok binaya konu oldu aslında. Mesela İstanbul'daki belediye binası, yine İstanbul'da Hilton Blok denilen apartman bloğu, Le Corbusier'in önerdiği şeylerin bize göre tekrarlanmış örnekleridir. Ama ondan sonra devamı maalesef bu kadar başarılı gelemedi. Çevremizdeki tatsızlık, buna bozlaşma, yozulma, yozlaşma filan gibi kalıplaşmış ifadeler kullanmak istemiyorum. Ama o çoğalmadan kaynaklanıyor. Pret-a-porter işte hazır giyimin ucuz ve zevksiz örneklerinin çok da düşünülmeden sadece sayıyı, sadece para birimleriyle ifade edilen veya metrekareyle ifade edilen değerlerin coğrafya üstüne kondurulması, ülkemizdeki yeni konut birimleri, TOKİ'nin ürettiği bloklar, mahalleler, hani belki kökeninde Le Corbusier'i anımsatan ilkeler var ama aynı şeyler değil. Bu dünyanın her tarafında özellikle
20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra yanlış uygulamalarla donatıldı. Şehirlerde garip dokular çıktı. Sokak, özel alan, kamusal veya halk meydanları veya halk alanları veya kent meydanları, bunlar kale alınmadı. Bir takım ideolojik yaklaşımlar, bürokrasinin zorlamasıyla hızlı binayı bitirme, bir an evvel o ihtiyacı giderme, zaman içinde aksaklıkları görüldü ve düzeltilmeye başlandı. Tarihten gelen ve de devam edebilecek olan bazı usullerin ne kadar doğru olduğu, yaşamın içinde ne kadar gerekli olduğu anlaşıldı. Mimarlık her şeyi kapsar, sarar çevreler. Neşeyi, hüznü, umutları, inançları, düşleri de. Kısacası ruhumuzu. Öncelikle elverişli ve kullanışlı olmalarını isteriz bu mekanların. Ama biliriz ki bu yeterli değildir. Rahat ve konforlu olmalarını da isteriz. Havadar olmalı, iyi ısınmalı, aydınlık ve sağlam olmalıdırlar. Ama bunların hiçbiri bir binayı güzel yapmaya yetmeyebilir. Kritik olan mimarlıktaki şiirselliği, konfor ve mühendislikle bağdaştırmayı becermektir. İyi binalar, iyi mekanlar, iyi binalarla, iyi tasarımlarla çevrilmiş iyi kentsel alanlar, meydanlar, parklar, bunlar hepsi bizim hayatımızda farkında olalım ya da olmayalım önemli değişiklik yaratan durumlar. Bizi çok bedbaht da edebilirler bunlar, çok mutlu da edebilirler. Bulunduğumuz kenti çok önemli ve simgesel bir kent haline de getirebilirler. Mesela Mimar Sinan'ın yaptığı İstanbul'a, İstanbul'u simgeleştiren çok önemli binalar vardır. Hepsi birbirinden değerli ama işte Süleymaniye mesela hemen söylenebilecek olanlardandır. Edirne'ye yaptığı Selimiye böyledir. Bunun gibi modern simgeler de vardır. Mesela Avustralya'nın Sydney'i dendiği zaman herkes o binayı mimarı John Utzon'un opera binasıyla hatırlar. Ya da çok yeni İspanya'nın aslında hiç bilinmeyen Bilbao kenti birdenbire ünlü mimar Frank Gehry'nin büyük Guggenheim kültür merkeziyle bilinir bir şehir haline gelmiştir. Bunlar şehirleri ihya eden çok önemli eserler ama tabii bunlar kadar şehirlerin içinde kendi halinde mütevazi ama yine çok önemli iyi mimarlık örnekleri olan birçok yapı da bulunur. Bir kentte tabii bütün binalar bunlar gibi simgesel olmak durumunda değiller. Bunlar çok önemli anıt yapılar. Bunların güzel olması çok önemli tabii. Ama bir de bunlar kadar önemli, daha çok sayıda, kendi halinde, mütevazi birçok bina vardır. Kenti kent yapan, insanları mutlu eden, güzel konutlar, güzel büro binaları, güzel okullar. Kent bunların tamamının toplamıdır aslında. Peki, mimarlık 21. yüzyılı nasıl karşıladı? Çoğumuz yine aynı evlerde oturmuyor muyuz? Çok azımız sadece kendi yaşamı için üretilmiş, doğayla ve kendi gereksinimleriyle uyumlu, nitelikli bir mimari ortamda yaşayabilme ayrıcalığına sahip. Mimari kısaca, güncel ve evrensel normlar içinde herkesin kendisine mutlu, rahat, güvenli ve güzel, şiirsel bir yaşam köşesi bulabileceği bir kültürel coğrafya. Çünkü mimarlık, hayatın içinde geçtiği kap ya da hayatın ta kendisi.